suresi 10'a kadar gelmiştik. Ama dün dedik ki 10. ayetten tekrar devam edelim diye. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun, bir ateş gördüm. Umulur ki size oradan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Ali Rıza Hocam bunu anlatmıştı. Buradaki ateşin bizim bildiğimiz ateş değil. Yani artık aydınlanmanın başladığını, vahyin kendisine gelme aşamasına geldiğini anlatan bir ayet olduğunu söylemişti. 11'den devam ediyoruz şimdi. Hocam bunun üzerinde konuşacaktık ya. Yani bu neyi ifade ediyor? Herkes görüşünü söylesin diye düşünüyorum ben. Ya bu çok önemli konu. Birisi geliyor, ben Allah'tan gönderildim, Nebi Resulüm diyor. Hani ispatı? Nasıl ispat eder bunu? İşte biz bunu anlamamız lazım. Bugün insanların deizme, ateizme kayması bundan dolayı oluyor. Yoksa o konuda bilgi sahibi olsa insanlar deizme, ateizme doğru kayar mı? Yani insanı kendisini tanıtıyor bu Kur'an. Yaratılışı vahiy ona insanlara öğretiyor. Yoksa bu yaratılış konusunda insanlar bilmediği konularda nereden bilebilsin bunları? Çıkıyor bir tanesi. Bu da ben de diyorum ki bütün peygamberlerin öğretmeni Allah'tır. Kesinlikle. O öğretmen öyle bir alimdir ki kesinlikle yanılgıya düşmez, hataya düşmez, söylediği sözler bundan milyarlarca yıl önce söylenmiş olsa bile şimdiki sözüyle o zamanki söz arasında hiçbir farklılık yoktur. O zaman bu Allah'ın öğretisini gerçekten onda görebiliyorsak işte o zaman o ben Allah'tan gönderilmiş bir Nebi Resulüm dediğine inanmak gerekiyor. Yoksa herkes çıkıyor, ben Allah'tan gönderilmiş Nebi Resulüm diyor. Şimdi de diyenler çok. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Bunun delili, belgesi ne? Bunun üzerinde duralım bugün diyorum ben. Tabii siz bilirsiniz nasıl istiyorsanız. Ben yani aslında peygamberimiz o zamanlar olsam yani böyle bir şey olduğu bana sildiler. İşte ben peygamberim, ben vahiy alıyorum. Yani tavrım ne olur? Atalarım dininde veya ne bileyim veya dinsiz. Belki yani bir de bütün Kur'an inmemiş. Daha yeni yeni şeyler iniyor. O insanın doğruluğuna zaten şahit ediyorlardı. Ama bu vahiyler parça, bütün Kur'an'ın bütünlüğü de yok ortada. Allah göstermesin, bilmiyorum yani nasıl bir karar verirdik. Ben kendim açımdan söylüyorum yani zor bir. Ben bu tabi Mehmet Hoca'ya katılıyorum, zor bir durum. Çünkü şimdi günümüzde de yalancı peygamberler çıkıyorlar. Diyorlar işte biz peygamberiz, biz şuyuz, buyuz diyorlar, bize vahiy geliyor diyorlar. Ve biz onu da inkar ediyoruz. Tabi Kur'an'a dayanaraktan, Ahzab suresi 42'ye dayanaraktan diyoruz ki başka Resul Nebi gelmeyecek. Ama onlar da kendilerince delil sunuyorlar. Şimdi Musa peygamber de zamanında çok büyük mücadele vermiş insanları inandırmak için. Ama o zamanlar yaşıyor olsak biz de inanır mıydık? Yani çok çok, ya gerçekten zor bir soru. Ben açıkçası biraz olumsuz bakıyorum. Ben zor ikna olan bir insanım. Ama şu anda ikna olduk ya, peygamber yok ya, şimdi ikna olduk olmayalım. İkna olduk mu yoksa alışıklığa gelmiş olduğumuzdan dolayı devam edip duruyor muyuz? Son öncüsü, ben Hengiz Hacım'ın son dediğine katılıyorum. Ya, önceleri dediğimiz gibi öyleydi ama öyle değiliz yani.
Bu konuda görüşü başka olan yoksa, istersen Necm suresinden şöyle bu konuyu anlatan olayı incelemeye çalışalım, anlamaya çalışalım. En zor konulardan biri de bu işte. Bunu insanlar doğru anlamış olsaydı, zaten bunu da yani, anlamış olurlardı. Demiştik ki, Musa Aleyhisselam'a vahyin gelme anı, bu ayet, bu ayette anlatılan Taha suresinde, bir de Muhammed Aleyhisselam'a vahyin gelişini anlatan bir sure var. İkisini kıyaslamalı olarak konuşalım demiştik. Okuyayım mı hocam Necm suresini? Tek tek okuyalım, oradaki kastedilen manayı yakalamaya çalışalım. Evet. Battığı zaman yıldıza ant olsun. Battığı zaman yıldıza ant olsun. Yani insanlar gördükleri şeyler ne der? Gece olduğu zaman yıldızlar ortaya çıkıyor. Güneş olduğu zaman da, doğduğu zaman da yıldızlar kayboluyor. Neden? Çünkü güneşin ışığı yıldızların ışığından daha tesirli olduğu için yıldızların ışığı görünmez hale geliyor. Onu anlatıyor. Siz bunu biliyorsunuz. Devam edelim hocam. Sahibiniz, arkadaşınız olan peygamber satmadı ve azmadı. Yani sahibiniz derken sahiplendikleri, Muhammedül Emin dedikleri, yani güvenilir insan, hep bütün emanetlerini mütevatir olarak peygambere teslim ettiklerini, Muhammed peygambere peygamber olmadan ona teslim ettiklerini söylüyorlar. İşte ona güveniyordunuz daha önce ama şimdi saptı diyorsunuz. Bu ne biçim lanet uçusu, ne biçim perhis? Sahibiniz sapmadı ve almadı. Bunu kim söylüyor? Allah söylüyor. Allah söylüyor. İşte Allah peygamberini tanıtıyor insanlara. Nasıl bir kişi olduğunu. Mesela çok ayetlerde de diyor ki, ey Resulüm, onların düşmanlığı sana değil. Çünkü sen güvenilir, herkes tarafından sevilir biriydin. Ama ne zaman ki ben Allah'tan gönderilmiş Nebi Resulüm dedin, işte düşmanlık başladı. Bu sana değil onların düşmanlığı, bana diyor, bana. Çünkü ben seni Nebi Resul seçtim ve benim söylediklerimi söylediğin için onlar sana düşman olduğu ifadesi kullanıyor. Olay bu değil mi? O hevadan kendi istek ve düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. Yani o hani bunlar hep başka sureler, başka ayetlerde anlatıyor. Hani Hakka suresi 43, 44, 45. ayetlerde o peygamber vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarından yakalar, kıskıvrak hesabını sorardık diyor. O hevadan, yani kendi istek ve öngörülerine göre konuşmaz ifadesiyle, yani o vahyin kontrolünde söyler, vahyin kontrolünde söylemlerini yaşama götürür, mesajı veriyor. O söyledikleri yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Yani onun ağzından çıkan bütün sözler vahiydir. Yani Allah'ın söylediğidir. Onun söylediğin dışında bir şey söylemediğine göre onun sözleri Kur'an'ın değişik yerlerinde, eğer o peygamber, mesela Ahzab suresi 36. ayette Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiği zaman Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için o işte muhayyerlik yapma hakkı yoktur diyor. Yani inanan insan Allah'ın Resulü'nün ağzından çıkan söz Allah'ın sözü olduğunu bilir. Yani o zaman Allah'ın Resulüne itaati Allah'a itaat,
Allah'ın Resulüne itaatsizliği de Allah'a itaatsizlik olarak gösteriyor Allah. İşte onun söyledikleri vahyolunmakta olan bir vahidir derken, o sizin arkadaşınız sapmadı, azmadı ifadesini de kullanırken, yani siz ona sapmış diyorsunuz ama o Allah'ın söylediklerini söylüyor. Sana onlar düşman olmaya başladı. Hani Bakara suresi 97. ayette kim Cibril'e düşman ise Allah da onlara düşmandır. İşte burada onların düşmanlığı bana ifadesiyle sen Allah'tan gönderilmiş bir Nebi Resulüm dediğin zaman düşmanlık sende tezahür etmeye başlıyor. Bunu anlatıyor. Yalnızca vahiy olmakta olan bir vahiydir. Buna bu Kur'an'ı üstün oldukça çetin bir güç sahibi, o da Cebrail diyor ama çetin bir güç sahibi öğretmiştir. Bak, bütün mütercimler, bütün müfessirler, bütün Rabbani yoldan sapan insanlar hep peygambere Kur'an'ı getiren Cebrail olduğunu söylemişler. Yani Cebrail öğretti ona diyorlar. O da tabii ki şöyle din anlayışında Allah Cebrail'e vahyediyor. Cebrail de Allah'tan aldığı vahyi peygambere iletiyor. Yani peygamberle Allah arasında elçilik yapan, aracılık yapan, resullük yapan Cebrail oluyor. Bu kesinlikle Kur'an'da böyle bir şey yok. Çünkü bizzat Allah, istersen hocam bir saniye orayı ben açayım. Bakara suresi 97. ayette. Ne diyordu orada? Cibril'e kim düşman ise. Bak ne diyor. Onu okuyayım hocam şimdi bir saniye. De ki, Cibril'e kim düşman ise bilsin ki gerçekten onu Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve müminler için hidayet verici ve müjde verici olarak senin kalbine indiren odur. Bak ifadeye bak. Şimdi Kur'an'la anlaşılır derken biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. De ki Cibril'e kim düşmanısı? Nedir düşmanlık? Yani Allah'ın vahiy indirme, insanlar içinde Nebi Resul seçme olayına kim düşman ise Allah da onların düşmandır ifadesi kullanıyor. Bak, de ki Cibril'e kim düşman ise bilsin ki gerçekten onu, o vahiy bilgileri, o Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayan müminler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren odur. İfadeye bak. Yani ilka ve ilham etme olayı. Yani Cibril nedir? Allah'tan gelen vahiy bilgilerin peygamberin kalbine ilka ve ilham etme olayına Kur'an Cibril diyor. Yani şunu altı kalın çizgilerle çizerek belirtmek istiyorum. Yani şunu kavramadan şu Kur'an'daki ayetlerin nasıl geldiği konusunda bile insanlar bunu anlayamıyor. Mutlaka Kur'an'daki her söylenen sözün evrende, doğal yasalarda mutlaka bunun karşılığı vardır. Peki peygamberlerin dışındaki insanlara, bak dağa vahyettik, Arya vahyettik, Meryem'in annesine vahyettik, efendim Musa'nın annesine, Meryem'e vahyettik, Musa'nın annesine vahyettik ifadesiyle bu nasıl vahiy oluyor? İşte burada aslında Allah vahyetme olayını sadece bu ilahi mesaj, peygamber, nebi anlamında değil, tabii bunu ayrı kategoride değerlendirmiş Kur'an. Yani peygamberlerin dışındaki insanlara da kendi icatlarını gerçekleştirmek için o konuda çalışıp, çabalayıp, gayretini gösterip son performansla tıkandığı, bilemediği, kavrayamadığı yer gelince işte onun kalbine o konuyla ilgili çözemediği bir
bilgi geliyor ve o icadını gerçekleştiriyor. Bu icatlar öyle kendiliğinden gelmiyor işte. İşte Allah bir taraftan insanlardan olan Resul gönderirken, bir taraftan da meleklerden olan Resul gönderiyor. İşte meleklerin Resullüğü kendi aralarındaki çelişkisizlikten doğru bir sonucu çıkarmakla ancak mümkün oluyor. Çelişkisizlik ilkesi olmamış olsaydı insanlar bu icatlarını gerçekleştiremezlerdi. İşte Adem'e bütün isimleri öğrettik derken Allah, insanoğlu var oldukça bu Allah'ın evrende yaratmış olduğu dağlardaki madenler, efendim bir hayvanın nasıl hareket ettiğini, nasıl ona bilgi kodlandığını, bir portakal ağacının nasıl portakal meyvesi verebildiğini, bir elma ağacının, bir armut ağacının nasıl meyve verebildiğini, o bilgiyi kodluyor Allah, ekiyorsun bir elma tohumunu, elma çıkıyor, o sen onu sulayıp beslediğin zaman o kendiliğinden hiçbir müdahale olmadan, yani portakalı veya elmayı verecek bir müdahaleyi yapmadan o kendiliğinden portakal elma veriyor. Böyle bir şey olması mümkün mü? Eğer o kodlama, o meleklerin kendilerine yüklenen bilgilerle bu olmamış olsaydı. Yani bunu anlamak gerekiyor. Tekrar dönelim hocam. Bilmiyorum. Erdal bir şey sormak istiyor herhalde. Buyurun Erdal. Erdal'ın bir sorusu var. Selamun aleyküm. Öncelikle hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hocam, ben burada hani senin anlattığın kalbine vahyettik derken, burada icatlar falan derken, şimdi bir de Meryem'in annesine vahyettik derken, burada kadınlardan nebi olmadığını biliyorum ben. Ama onun kalbine vahyettik ve dünya üzerinde insanlığa büyük icatlar bırakmış bilim insanları da bunların da, kalbine Allah'ın vahiyle mi oluyor da bu icadı gerçekleştiriyor? Buraya biraz kafam takıldı da bunu açabiliyor musun? Şöyle diyelim. Hani peygamberler, peygamberlik olayı nasıl geliyor? Zaten konumuz o. Necim suresindeki anlatılan o. Yani toplumdaki aç olanlar, susuz olanlar, çıplak olanlar, evi barkı olmayanlar, zalimler tarafından işkence uygulanan insanlar bir çözüm bekliyor. Rahatsız oluyor. Her vicdan sahibi birisi birini döverken, suçsuz olarak döverken, sen onu görsen ondan rahatsız olmaz mısın? Gücün yetmezse de üzülmekten başka bir şey hissetmezsin. İşte bu konuyla ilgili nasıl Hazreti Musa'ya Kehf suresinde olayların özünü, eşyanın, o insanlardaki bu öldürme olaylarının, efendim insanların birbirlerine zulüm etme olayını, efendim hep bunları araştırıp, inceleyip, sorguladıktan sonra bu konuyla ilgili geniş kapsamlı bir bilgi anlamında vahiy bilgiyle muhatap olan bir konuma geliyor peygamberler. Bu çok önemli. Ama psikoloji ilminde veya sosyoloji ilminde veya fizikte, biyolojide, astronomide, tıpta o konuyla çalışan insanlar kendi İlgi alanını oluşturan konularda çalıştıkça, çabaladıkça ilhamlar gelmeye başlıyor. Yani mesela bir adam dikiş makinesini icat edecek, gece gündüz bütün her yerini yapıyor. Nasıl dikilip dikeceğini şey yapamıyor, iğnesini, ipliğini şey yapamıyor, kavrayamıyor. Gece gündüz düşünüyor, ayağına bir diken batıyor. Hemen aklına dikene bir delik delip, o dikene bir iplik geçirip onu çekmeyi akla getiriyor. Hemen uyanıyor, buldum buldum diyerek makineyi icat ediyor. İşte bütün gemilerin, uçakların,
efendim arabaların keşiflerinde bu gibi, yani bu genel bir evreni çözmek oluyor bu. Genel bir kapsamda insanlar bunları düşünerek, o konu üzerinde çaba harcayarak bunlara bu ilhamlar geliyor. Hani inkar edenlerle Allah perde arkasından konuşur diyor ya, işte bunlar meleklerin dilini çözmekle bu seviyeye ulaşabiliyorlar. İşte Meryem'e vahyettik, Musa'nın annesine vahyettik ifadeleri yine Kur'an'da Nahl suresi 2. ayette anlatılarak anlatıyor. Yani kullarımızdan dilediklerimize emrimden olan ruh ile indirir. Allah'tan başka ilah yoktur diye uyarın ifadesi. Zaten insan fıtratında takva diye bir resul var. O resulle o muhatap oluyor diye düşünüyorum. Burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Anlaşılan bir yer oldum arkadaşlar. Peki. Başka sorunuz yoksa, çünkü iki sureyi şimdi kıyaslamalı gideceğiz. Biraz Necm suresinden biraz daha okuyalım. Ondan sonra Musa'ya gelen vahiy ile Muhammed Aleyhisselam'a gelen vahiyi kıyaslamalı, daha iyi anlayabilmemiz için devam edeceğiz. Oradaki zaten Necm suresini bir kavrayabilsek Musa'ya vahyin nasıl geldiğini de rahatlıkla anlamaya çalışırız diye düşünüyorum. Evet. Ona bu Kur'an'ı üstün bir güç sahibi öğretmiştir. Buradaki güç sahibi Allah değil mi hocam? Bunlar parantez içerisinde Cebrail demişler ama Cebrail değil bu. Allah. Allah işte yanılgı orada bir fitne getiriyor doğru anlayışa. Ne diyor orada? Ona üstün bir güç sahibi öğretmiştir. Kime? O Nebiye, Resul'e. Nasıl öğrettiğini de başlıyor anlatmaya. İşte burada Cebrail öğretti ifadesini bütün tefsirlerde bu ayete açın, Cebrail öğretti diye anlatırlar. Oysa Kur'an'da bizzat Allah, hani Mücadele Suresinin 7. ayette Allah iki kişinin üçüncüsü, üç kişinin dördüncüsü, dört kişinin beşincisi, beş kişinin altıncısı, bunların fazlası ve noksanı da olanların Allah yanındadır ifadesi. Bizzat Allah Nebi'nin kalbine vahyi bilgileri aktarıp peygamberi öğretiyor. Üstün bir güç sahibi Allah'tır. Allah'tan başka üstün bir güç sahibi var mı? Yok. Bir defa melek kelimesini anlayamayan bir insan Cebrail'i de doğru olsa bile doğru anlayamaz. Hani Meryem'e geldi, ruhumuzu gönderdik, o da düzgün bir beşer kılığında görüldü ifadesini de hep Cebrail geldi ifadesi kullanmışlar. Oysa Cebrail eğer gerçekten geleneksel din anlayışına göre peygamberlere vahiy getiren bir melek ise, o zaman Meryem'de Cebrail'in ne işi var? Yanında ne işi var? Bunları hep kavramak lazım. Kur'an'da o kadar muazzam, kendi bütünlüğü içerisinde evrensel yasalarla özdeşleştirerek olayları anlatıyor. Ama bunu anlayabilmek de kolay bir şey değil tabii ki. Yani üstün güç sahibi Allah'tır. Bunu bilmek gerekiyor. Şu şey, ayet-i kerime şey, aslında bu konuyu bitirmiyor mu? Ben mi yanlış algılıyorum yoksa? Hani Er-Rahman, Allemen, Kur'an derken. Ya hocam zaten. Rahman, Kur'an'ı öğreten Rahman'dır. Rahman'dır. Yani tutup da bunu Cebrail'e atfetmeye ne gerek var? Yani. Bu bitirmiyor mu bu ayet? Yani bak orada mesela tabii ki o da bitiriyor, bu da bitiriyor. Musa'ya gelen Allah dedi ki, ey Musa, benim, ben Allah'ım ifadesiyle bizzat konuşmaya başlıyor. Yani Allah duruyor da insanlarla konuşmaz. Ya vahiyle konuşur, ya perde arkasından konuşur, ya da elçi aracılığıyla konuşur. İşte Allah vahiyle
direkt olarak konuştuğunu sadece peygamberlerdir. Bunu keşfetmezsen Kur'an anlayamazsın. Onlar Cebrail'in aracı olduğunu, hani işte vahiy, hani herhalde kitap şeklinde olduğuna inanıyorlar ya, öyle getirdiğini düşündükleri için Cebrail... Yok, onlar öyle diyor da, Ayşe Hanım burada ne diyor? Ona üstün bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir. Yani burada niye parantez içine almışlar bunu? Çünkü ayetin orijinalinde öyle bir şey yok. Onlar peygambere vahiy getiren Cebrail'in olduğunu zannediyorlar. Yani bak, yani Allah kendisiyle peygamberlerin dışındaki insanlar ile elçi aracılığıyla konuşur. Bunu yani ya meleklerin elçiliği ya resullerin elçiliği. Hem resullerin hem meleklerin elçiliği olursa bunlar Müslüman olan insanlardır anlamını yakalamak gerekiyor. Bir de hocam öyle enteresan bir anlatım ki şu Necm suresinin başından başladık ya. Yani şimdi hani kafamızda bir algı var ister istemez, geçmişte öğrendiğimiz o gelenekteki algı. Öyle oturuyor ki hani hakikaten işte bir melek gelmiş, peygamber öyle bir muhteşem bir görünüşteymiş. Ondan sonra peygamber doğulmuş. Yani çok enteresan bir anlatım bu Necm suresi gerçekten. Biraz devam edelim Necm suresine. En azından bir kafamızda bir şey şekillensin. Ki o görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. Bu güzelliğe sahip olan kim? Cebrail Aleyhisselam'ın güzelliği. Burada Allah hani her türlü güzellikler Allah'a aittir diyor ya. İşte burada en güzel isimler, en güzel isimler onundur diyor ya. İşte görünümüyle çarpıcı güzellik diye sahiptir. Hemen doğruldu. Yani ilahi mesajı o yaklaşan kuluna vahyetmek için doğruldu. Bunu mecazi bir anlatımla anlatmış Kur'an. Bunu yakalamak gerekiyor. Peki hocam burada doğrulan kim? Hemen doğruldu derken doğrulan Allah. Yani burada mecazi bir anlatım var. Yani peygambere vahyetmek için bu ifade kullanılıyor. Yani öyle durur da birisi gelip de ona vahiyler şey gibi tabancadan silah sıkar gibi çıkmıyor. Yani o sebep sonuç ilişkilerine bağlı olarak devam edip gidiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Şimdi burada hemen doğruldu deyince eğer bu görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Bu özellikler Allah'a ait. Hemen doğruldu deyince sanki Allah oturuyordu da şöyle kalktı doğruldu. İleme geçmek istedi. İşte, işte Kur'an'da buna müteşabih ayet diyor. Hani ayette diyor ya şehrin önde gelenlerine biz emrederiz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz. Allah şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın der mi? Bu mecazi bir anlatım. Hemen doğruldu ifadesi de mecazi bir anlatım. Kur'an'da o kadar çok örnekleri var ki bunu anlamadan ayetlerin devamını da anlamak mümkün olmuyor. O en yüksek bir ufuktaydı. Bir dakika bunu anlamaya çalışalım. Hani Enfal suresinde anlatıyordu. Onlar siz vadinin yakın kenarındaydınız. İnkar edenler de dağın yamacındaydı. En uzakta onlar vardı. Kervan ise sizin alt yanınızdaydı. Şu anlatım şekline bakın. Yani inkar edenler size çok uzak ama kervan diye bahsettiği o mustazaf olan size destek verecek olanlar da size yakındı. Çünkü onlara inkar edenler zulmedip duruyordu. Ondan dolayı
onlara destekçi olmak için, harekete geçenlere destek vermek için onlar size yakındı. Bu mesajı veriyor. İşte o en yüksek bir ufuktaydı derken, o nebi ümmi bir toplum içindeydi derken, devam ediyor ayette, Allah'la o evrendeki bütün Hazreti İbrahim gibi göklerin ve yerin melekutunu, sosyal olayları derinden derine inceleyip düşününce, Allah da kendisiyle diyalog kurmak için onu yaklaştırdı mesajıyla bunu anlatıyor. Yani önce bir ümmiydi, ondan sonra o Allah'ın nebisi ve resulü oldu. Bunu anlatıyor ayetin devamında. Devam edelim hocam. Yaklaştı derken sarkıverdi. Şimdi sonra yaklaştı derken sarkıverdi. Neyi? Yani ilahi mesajı anlatmak için ortam hazırlandı. Mesajı veriyor. Yani o peygamber o konuyla ilgili Hazreti Musa gibi ne yaptı Hazreti Musa? Durun ben bir ateş gördüm dedi gitti. Belki ondan size bir kor getiririm. Belki o ateşin yanında bana bilgi öğreten birini bulurum ifadesiyle hareket ediyordu. Burada ne yapıyor o Nebi Resul? Allah'la yaklaşıyor. Allah'a yaklaşıyor. Allah da ona yaklaşıyor. Derken, devam edelim hocam. Nitekim iki ay kadar ve daha da yaklaştı. Yani burada vahyin ona aktarılabilmesi için o kendisini dünyevileşmek, efendim Rabbani yoldan sapışları bütün terk edip ilahi mesaja kendisini hazırlama anlamında yaklaştığı ifadesiyle bunu anlatıyor. Musa'nın yaklaştığı gibi. Böylece onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Yani böylece yani bu olaydan sonra vahyettiğini vahyetti. Yani ilahi mesaj demek ki vahiy böyle. Nereye nasıl vahyetti? Kalbine ilka ve ilham etti. Allah'la o Nebi Resul arasında bir iletişim kuruldu. Hani Allah durur da insanlarla konuşmaz ya vahiyle ya elçi aracılığıyla perde arkasından ya da elçi aracılığıyla derken vahiyle irtibatını kurdu. İşte bu da sadece Nebi Resullerle ancak mümkün olabilir mesajı veriyor. Aslında burada o peygamber vahiyle tanışınca o neler gördü, neler gördü ifadesiyle onu bir okuyalım hocam. Yani çok acelemiz yok. Yarın da öbür bölümünü anlatmaya, konuşmaya devam ederiz. Çünkü bu çok önemli. Anlaşılması zor olan ayetlerden biri bu. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Yani ne gördü Allah'ın Resulü de gönül yalanlamadı? Yani burada hani şehrin öbür yakasına, öbür tarafından koşarak biri geldi. Dedi ki siz ücret istemeyenler oyun. İşte gönül yalanlamadı diye söylerken Allah'ın gönderdiği vahyi bilgilerle o fıtrattaki takva sesi birbiriyle uyum halinde olduğunu söyledi. Hani Kur'an'da çok ayetlerde diyor ya, ey mutmain olmuş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak ona dön ifadesiyle bunu anlatıyordu. Evet. Şimdi burada çok önemli şeylerden bahsediyor hocam. Yani o bitinceye kadar devam edelim. Yani o kadar yanlış anlaşılmış ki bu. Açın tefsirlere bakın. Yani Kur'an anlayışıyla yakından uzaktan alakası yok. Yalanlamadı. Yine de siz gördüğü şey üzerinde onunla tartışacak mısınız? Hani ne oldu? Hani ne diyordu Allah? Ey Resulüm, onlar seni yalanlamıyor. Onlar beni yalanlıyor. Yani onların düşmanlığı sana değil bana ifadesi kullanırken ben
yaratılışta sen Rabbin Allah'tır demiştin ve o sözün arkasını vahiylerle sana ben anlatıyorum. Sana geçmişi, geleceği, kayıpla ilgili bilgiler vererek, ahiret alemiyle ilgili de bilgi verip, ahiret aleminin büyük haberin sana gelmesini, anlatmasını söylüyor ve sağlıyorum. İşte yine de siz, onun gördüğünü gönül yalanlamadı, yine de siz gördüğü üzerinde onunla tartışacak mısınız? O ne diyor? Ben Allah'tan gönderilmiş, işte bizim asıl konumuz burası. Ben yine de siz onun gördüğü üzerinde onunla tartışacak mısınız? O ne demişti? Ben Allah'tan gönderilmiş nebi ve resulüm. Size Allah'tan aldığım bilgileri size ulaştırıyorum. İşte gördüğü şey ahiret alemiyle ilgili bilgileri görüyor. Efendim yaratılışta verdiği sözü hatırlıyor. Efendim insanların, zalim olanların ebedi cehennemde iman eden ve salih amel işleyenlerin de ebedi cennete gideceğini orada gördüm. Ve devam ediyor. Andolsun onu bir diğer inişte de görmüştü. Bak bu çok önemli. Diğer inişte hep Cebrail ifadesiyle anlatılmış. Ne zaman diğer inişte gördü, diğer bir inişte? Bunu anlamak için biraz konuşalım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Diğer inişte ne zaman inmiş de gördüğünü söylüyor Allah'ın Resulü? Veya Allah'ın Resulü'nün gördüğünü söylüyor. İlk yaratılışta Rabbim Allah'tır sözünü vermişti ya. Evet. Yani yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bak bunu birçok ayetlerde izah etmeye başlıyor Kur'an. Ne diyor? Hani Süleyman'ın tahtına geldiği zaman Belkıs, orada Süleyman peygamber Belkıs'a Allah'ın gönderdiği vahiy bilgileri ona anlatınca o da dedi ki ben de daha önce Müslümandım ama şeytan bize bunu unutturmuş. Ben de Süleyman'ın ilahına iman ettim, Rabbine iman ettim ifadesiyle bunu anlatıyor. Ne kadar güzel değil mi? Çok ayette var böyle. Yani o diğer birini işte görmüştü diye bahsedilen olay yaratılışta verdiğinde Rabbim Allah'tır demişti. Yani sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyor Kur'an. Burada itiraz olan var mı? Ali Rıza Hocam. Buyurun. Hani bir ayette de anlatıyordu ya hani titretül münteva diyordu hani titretül ne var bir de titretül münteva yani ilk yaratılışta bir de hani daha sonrasında hani Müslümanca yaşayarak daha önce görmüştük derken bunu da anlayabilir miyiz? Yok zaten devam eden ayetlerini de onu anlatıyor senin sorduğun soruyu. Tamam. Şimdi hocam devam edelim istersen. Sidretül Münteha'nın yanında ki Cennetül Meva onun yanında. Şimdi her insan yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Araf suresinin 172. ayetinde Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. Yani işte ne diyor Sidretül Münteha onun yanındadır. Yani Rabbim Allah'tır, ben Müslümanım diyenlerin yanındadır cennet. Öyle söylem, öyle yaşamla hayatını sürdürenler ancak cennete sahip olacaklar mesajı veriyor. Ve arkasından da diyor ki cennetül meva onun yanındadır. Yani Müslüman olanların yanındadır cennet, cehennem de
inkar edenlerin yanındadır. Bunu anlamak gerekiyor. Yani Kur'an sürekli iki yoldan, iki toplumdan bahsediyor. İki yolun birisi Rabbani yol. Bu yolda olanların cennet yanında. İkincisi de gayri Rabbani yolda olanlar. Bu yolda olanların yanında da cehennem yanındadır. Bunu anlamak gerekiyor. Devam edelim hocam. Bu asıl önemli olan birkaç tane ayet daha var. Sidreyi örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. Yani sidre derken, sidretül müntehanın yanındadır. Sidre derken yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünü sidre olarak tanımlıyordu. Sidreyi, yani o yaratılışta verdiği sözü inkar eden, sonradan o sözden cayan insanlar örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. Yani sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. O Nebi, Resul, Allah'ın o yaratılışta verdiği söze sadakat göstererek söylem ve eylemlerine devam ediyor, anlatıyor, mesajı veriyor. Ve devam ediyor. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Nedir en büyük ayetlerinden olanı? Ahiret alemi. Ahiretle ilgili haber. Bu çok önemli. Yani ahiret alemi. Büyük haber diyor Kur'an buna. İşte dünya bir an, ahiret ise ebedidir. O büyük haberi o peygamberler vermemiş olsaydı kesinlikle insanların o ahiret alemiyle ilgili bilgi ortaya koyması, bilgi bulabilmesi mümkün değildi. Bu çok önemli. İşte o, biz o Allah'ın Resulüne neden inanıyoruz olaylardan birisi bu oluyor. Yani çelişkisiz bir sistem, evren, çelişkisiz bir ilahi mesaj yasası ve bu çelişkisiz evrenle çelişkisiz vahiy yasasının uyum halinde olan din Allah'ın dini. Hangi bir insan bu dini bulur da buna inanmayabilir? Bu mümkün mü? İşte biz Nebi Resullere neden inandığımızı bunlardan öğreniyoruz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada hocam Necm suresinde özetleyecek olursak Allah Resulü'nün vahiyden önceki durumu ve sonra vahye nasıl muhatap olduğunu, onun değişim süreçlerini anlatıyor. Ve bir de Allah burada garanti veriyor. Vahiy benden ona geliyor. O kendi hevasından konuşmuyor. Ben ne söylersem size bunu iletiyor. Bir de bunu bize anlatıyor. Şimdi o zaman burayla ilgili başka arkadaşların sorusu var mı yok mu? Belki sormak istedikleriniz vardır. Buyurun. Cennetül meva, sidretül münteva. Peki. Şeyde de Taha suresinde de Musa Aleyhisselam'a vahyin geliş sürecini anlatıyordu. Şimdi burayı iyice bir bitirelim o zaman Necm suresini. Yani buraya kadar okuduk da belki sizin şurayı tekrar edelim. Burayı nasıl anlamamız lazım dediğiniz bir yer varsa onu konuşalım. Ya da ben sorayım en iyisi. Görüş, sidretül müntehane, cennet oradaymış. Oraya gitsek cenneti görebilir miyiz, girebilir miyiz? Nasıl gideceğiz oraya? Buraya gitmek için yaratılışını vermiş olduğumuz söze sadakat göstermemiz gerekiyor. Çok güzel. Niye Allah cennet demiyor da sidretül müntehâ diyor? Allah bizimle. Kelime
çözebilecekler mi, çözemeyecekler mi diye testini yapıyor bizimle. Ya buradan bir peşamelim olacak. Mesela Atmos'un onu bir diğer inişte de görmüştü diyor. Diğer indiğinde de, peygamber gördü de biz niye görmedik? Yani hep Cebrail'in indiğini söylüyorlar. O Cebrail indiğinde onu görmüştü. Ya şu çatlak anlayışlara bakın ya. Sidreyi örtmekteyken sidre neyi örtüyor? Sidre ne? O Rabbim Allah'tır sözünü örtüyor. Sidre bu işte. Sidre Rabbim Allah'tır. O sidreyi örten nedir? İnkar etmek, Rabbin yolunun dışında yol aramak, yasak ağaçtan nemalanmak, sidreyi örtmek bu oluyor. Hocam, burada diyor ki göz kayıp şaşmadı ve sınırı da aşmadı. Allah Resulü'nün gözleri çok keskinmiş. Demek ki bir noktaya bakıyor, şaşmıyor, kaymıyor yani. Yani burada şunu anlatıyor. Yani o Allah'ın Resulü öyle rastgele bir şeyler söylemiyor. Allah haktır, hakkı söyler. İşte yaratılışta bir insan neyi söylemişse o sözü kesinlikle sağa sola eğirip çevirmeden dimdik ayakta durarak devam edip anlatıyor. İşte bunda bir yanlışlık yok. Hani o peygamber şaşmadı, azmadı ifadesiyle arkadaşınız ifadesi kullanıyor ya. İşte burada söylediklerinin hiçbirinde bir şaşkınlık, bir yanlışlık yok. Bunu anlatıyor. İşte hocam tam bu işte yaratılıştaki bize söylenen Rabbim Allah'tır sözünü hatırlamamız şimdi konuşurken söyleniyor ya. Hah işte bu diyoruz yani. Niye? Yaratılışta bize söylenmişti o da onun için hatırlıyoruz yani. Yani Belkıs'ın ben de Müslümanlardandım ifadesi bunu en güzel doğrulayan bir ifade. Aynen hocam. Doğru. Yani o yaratılışta bunu verdi. Yani. Bunu söylendi. Evet. Hatırlıyor. Süleyman da bunu görünce ya biz yaratılışta bunu söz vermiştik ama bak Kur'an'ın ifadesi hep şeytan bize bunu unutturmuş. Unutturdu. Musa da evet. Öyle söylüyor. Şeytan da bunu yaptı diyor. Yani Rabbani yoldan sapışın tek kaynağı şeytandır. Evet. İblis şeytan. O zaman arkadaşlar yarın biz sorum olacak da. Buyur. Sayın hocam. Şimdi demin Arif hocam şöyle bir ifade kullanmıştınız. Yani Kur'an'daki her bir vahyin mutlaka karşılığında evrendeki bir ayetle desteklediğini ifade etmiştiniz. Şimdi mesela vahyin inişi peygamberin kalbine ilka oluşunu evrendeki hangi ayetle desteklenebilir? Hani Allah diyor ya Şura suresi 51. ayette Allah durup da insanlarla konuşmaz ya vahiyle ya perde arkasından ya da elçi aracılığıyla konuşur diyor. İşte perde arkasından konuştuğu insanlar Allah'ın yaratmış olduğu evrendeki o meleklerin konuşma dilini çözüp teknoloji üretmeleri ilham ilka gelerek bunları üretiyorlar. Bunu anlatmak istemiştim hocam. Teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar o zaman yarın imkanlı olanlar bu Sidretil Müntehayı, Sidreyi, Cennetil Mevayı, gözün kayıp şaşmamasını ve Allah'ın en büyük ayetlerinden olanı gördü. Yani bu en büyük ayetin ne olduğunu hepimiz birer daha okuyalım, not alalım, herkes söylesin. Sidretil müntaha budur. Gözün kayıp şaşması budur.
cennetin neva budur filan. Dolayısıyla en azından bu Necm suresini biraz daha böyle vakıf olacak şekilde bir tekrarlayalım. Ondan sonra da Musa Aleyhisselam'ın vahyi alışına, ayakkabısını çıkartmasına, Tuva Vadisi'ne oraya geçelim. Sonra da ikisini şey yapalım, karşılaştıralım. Çünkü bu vahiy bu elçilere geldi ama bize bildirmeniz için geldi. Dolayısıyla Allah bu vahiyi bu elçilere vahyederken onların geçirdikleri süreçleri anlatıyor.